Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, bugün güzel bir video çekeceğiz. Ey koca kar ya, gördüğünüz gibi Fethiye'den İzmir'e bütün buralar kar ya. Bildiğiniz Bodrum ama genel adından bahsediyorum. Bugün 1500 yıllık bir zeytin ağacının peşinden gideceğiz. Güzel bir hikayenin peşinden gideceğiz. Arada duracağız, sohbetler edeceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz, gezeceğiz, dolaşacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen, hayata geçirilen harika bir proje var. Anıt Ağaçlar Projesi. Bu uygulamayla biz önce bir anıt ağaçlarımızı bulacağız bu bölgedeki. Ben bir tane yatağında buldum. Çok güzel bir 1500 yıllık, hatta biraz daha fazlası var, eksiği yok, harika bir zeytin ağacı. Ağacımıza kavuşmak için önce ne yapıyoruz? Uygulamamıza giriyoruz. Uygulamamızdan anıt ağaçlar listesini buluyoruz. Ardından yatağını seçiyoruz. Bizim olduğumuz bölge Muğla. Siz Muğla'yı da seçebilirsiniz, istediğiniz ili de seçebilirsiniz, ilçe de yazabilirsiniz. Ben Muğla yazdığımda yatağını da en yakın bana buldum ve oraya gideceğiz. Zeytin ağacına bir bakalım, şöyle güzel bir gölgelenelim. Evet, efendim yola çıktık. Şimdi Milas yolu üzerinden yatağına ulaşacağız. Hava mis. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız gerçekten de. Böyle havada ve de boş yolda da insan keyifli keyifli gidiyor. Şimdi uygulama bize zaten yol tarifimizi veriyor. Aynı zamanda uygulama size şunu da yapıyor. Yol üzerinde işte sağa saparsan, şu yoldan gidersen, şurada şöyle bir ağaç var, burada böyle bir ağaç var diye bildirimler de veriyor. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü belli bir yol üzerinde gittiğinizde, bir yerden bir yere ulaşırken gittiğinizde belki yakınızda bir ağaç vardır, onu görmek istersiniz. Barkodunu okutturup direkt hikayesini okumak istersiniz. Oradaki o ortamda aslında kaç bin yıllar önce ne uygarlıkların yaşadığını ya da nelerin olduğunu, neler yaşandığına bir anda gidebilirsiniz. Yani aslında bakarsanız bu iş bir hikaye işi. Her ağaç size bir hikaye anlatıyor. Siz de o hikayeyi yaşıyorsunuz aklınızda. Bence gerçekten çok hoş bir aktivite. Muğla bölgesi, özellikle bizim gittiğimiz Yatağan bölgesinde, Yatağan ilçesinde aslına bakarsanız bayağı bir ağaç var. Birçok zeytin ağacı var. 5 taneden fazla minimum 500 yıllık tarihe sahip, yaşa sahip zeytin ağaçları var. 2 tane de doğu çınarı var. Bunlar da yine 800 yıllık ve üzeri ağaçlar. Şimdi böyle anlatıyorum. Aslına bakarsanız etrafta binlerce ağaç var. Yani milyonlarca ağaç var tabii ama bizim bu uygulamayla bulabileceğimiz binlerce ağaç var. Ve gerçekten de bu ağaçlar apayrı yerlerde bambaşka hikayelere sahipler. Ya şimdi, sen patronunu mu çekiyorsun? Biz çek. Doğru. Her mi çekiyorsun? Gideceğiz, ağacımızı bulacağız tabii ki ama şöyle bir gölgelik dedi, bir gölgemizi alalım değil mi? Çayımızı içelim. Köy kahvesinde çay içmeden olur mu? Babayla beraber çay keyfi yapacağız değil mi babacığım? Valla bu adam fazla anlamıyor yani. Peki ama işine gelenleri anlıyorsun. Çekimden önce ben duydum ya. Buralı mısın baba? He? Buralı mısın? Buralıyız. Tabii buradan, bu torbanın yerindenim ben. Heh. Torbanın olduğu yerden. Bu ne kadar güzel bir gömlek baba böyle ya. Güzel mi? Güzel vallahi, baksana be, tam benim tarzımdasın ya. İşte ne gibi güzel? Değiştirelim. Vermez misin? Leyna mı buranın adı? Eskiki adı Leyna, yeni adı Turgut. Tamam. O Turgut ismi de Turgut Reis vardı, biliyorsun değil mi? Evet. Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanında. Denizciye. Denizciye o nasıl oluyor ya? Barbaros Hayrettin Paşa'dan. Evet. Ha, onun adını alıyor. Adını alıyor. Biz buraya ağaç aramaya geldik. 1500 yıllık zeytin ağacı. Hemen şurada, ileride. Ha. Dedik ki bir soluklanalım. Az kaldı yolumuz, oraya gideceğiz. Ben bak, ben orada 1500 olduğunu bilmiyorum sen. Ya ağacı gidip göreceksiniz, bakacaksınız. Evet. Evet. Bu ağaç kaç sene, o kaç sene olduğuna yazıyor. Bizde uygulaması da var. Hepsi yazıyor. Bir ilde bana hepsi yazıyor.
Dünyada hiçbir teknoloji bu kadar serinliği, bu kadar uzun süre size sağlayamaz. Hiçbir ekstra kaynağı, motora, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bakın, 1500 yıldır hatta fazlası zamandır burada ve sizi serinletmeye devam ediyor. Barış isim geliyor uzun uzun yıllardan beri, binlerce yıllardan beri. Aynı zamanda sizi meyvesiyle besliyor. Sırtımı 1500 yıla verdim. Önümü de 2500 yıldan fazlasına verdim. Şu anda tam baktığım yer karşımda Lagina antik kenti. Yunan ay ışığı tanrıçası için yapılmış, Hakate için yapılmış bu antik kent. Ve belli ki zaten büyük emeklerle yapılmış gerçekten. O kadar güzel bir yerdeyim ki ya. Yani şu anda çok çok büyük bir tarihin tam ortasında oturuyorum. Gözlerimi kapattım artık ne düşünürüm. Siz ne düşünürsünüz buralara gelirseniz tamamen size kalmış. Ama gerçekten bu sessizlik çıt yok. Sadece cırcır böcekleri. Kuş sesleri. Hiçbir şey yok. O kadar güzel ki. Serin mi serin? Rahat mı rahat? Mis. Efendim inşallah bu ağaç binlerce binlerce yıl daha burada kalır. Hem kuşları besler, hem bizi besler, hem de toprak anayı besler. Görevini olduğu gibi yerine getirir. Ama bu ağaç beni biraz acıktırdı. Gidelim biz de karnımızı doyuralım. Ağaç burada zaten. İsterseniz gelip görebilirsiniz. Yorulduk, yemeğimizi yemeye geldik. Şöyle güzel deniz kenarında yiyelim dedik yemeğimizi. Yani bu bölge deniz bölgesi abi. Efil efil etsin güzel güzel. Tepede güneşimiz. Yemeği beklerken de güzel soğuk bir limonata içim dedim. İnşallah siz de içiyorsunuzdur. Karşılıklı şöyle içimiz bir soğusun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu güzel ta kocaman Karya bölgesinden size harika 1500 yaşında bir zeytin ağacıyla tanıştırdım. Bundan sonra farklı farklı bölgelerde farklı farklı güzel ağaçlarla sizi tanıştırmayı planlıyorum. Anıt Ağaçlar uygulamasını da indirmeyi unutmayın. Etrafınızda hiç bilmediğiniz bir tarih yatıyor olabilir. Mutlaka göz atın derim. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Medeniyetlerin beşiği cennet vatanımızdaki binlerce anıt ağaç, şahit oldukları koskoca bir tarihi anlatmak için tüm heybetleriyle bizleri bekliyor. Anıt Ağaçlar uygulamasını indirerek bu bilgi ağaçların yerlerini ve hikayelerini öğrenelim. Binlerce yıldır söyledikleri türküleri dinlemeden, gölgelerindeki kadim serinliğin keyfini sürmeden ve onlara bir selam vermeden geçmeyelim. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.